Herkese yeniden merhaba. Bu videoda YouTube katıl için hazırladığım TET Biyoloji Deneme Sınavı onun çözümlerini yapıyoruz. Başlayalım. Bitkiler aleminde hücrelerinden oluşmuş organizmalar bulunur. Buna göre mantarlar aleminde yukarıdaki özelliklerden hangilerine sahip hücreler bulunabilir? Mantarlarda hücre çeperi taşıyan hücreler vardır ki bütün mantarlarında çeperi bulunmak zorunda. Fotoototrof beslenen bir mantar yoktur çünkü bütün mantarlar tüketicidir. Nişasta depolayan bir mantar da yoktur çünkü mantarlar glikojen depolar. Bu durumda da cevabımız A olmuş oldu. 2 Yukarıdaki soy ağacında bir ailedeki X bireyinin kan grubunun AB olduğu bilinmektedir. X AB'ymiş. Buna göre numaralandırılmış diğer aile bireylerinin hangisinin kan grubu 0 olabilir? Şimdi X'in çocuklarında 0 kan grubu bir şey olamaz. Çünkü 0 kan grubu, grubu demek her iki geninde 0 olması demektir. Burada 4 ile 5 mutlaka X'ten ya A ya B almak zorundadır. Yani ya şurası A ya da şöyle B her ikisi de olmalı yani ikisinin sıfır sıfır olması söz konusu değil. Aynı şekilde X AB olduğunu göre anne ya da babasından birinden A birinden B almış olmalıdır ya da tam tersi de olabilir onu bilemeyiz. Ama her ikisi de eğer sıfır olsaydı yani bunlar şöyle olsaydı mutlaka anne ve babasından sıfır geni alırdı. Bu durumda biz X'in anne ve babasının sıfır olmadığına eminiz ama varsayıyorum bir numara A sıfır olsun. 2 numara B0 olsun. Yani A'yı X1'den, B'yi de 2'den almış olsun. Ve şuradaki sıfırlar yan yana gelirse 3 numara 00 olabilir. Bu durumda da 3'ün 0 kan grubu olma ihtimali vardır ve cevabımız C'dir. 3. Aşağıdaki canlılardan hangisi organik madde ihtiyacını farklı canlılar kullanarak elde etmez? Farklı canlılar kullananlar heterotrof canlıdır. Yani hangisi tüketici değildir diye soruyor aslında. Ototroflar tüketici de değildir. Bunlar kendileri üretirler organik maddelerini. Bu yüzden cevabımız D'dir. Diğerlerine de bakalım. Karnivor bir holozoik beslenen canlıdır ve etçildir. Saprofit besinleri ayrıştırır. Parazit karşıdaki canlıya zarar vererek besin alır. Herbivor ise otçul canlıdır. Yani bir ototrofu yiyerek beslenen canlıdır. Bu durumda da cevabımız D olmuş oldu. 4. Ökaryot bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisi endoplazmik retikulum tarafından gerçekleştirilir? Fagositiz ile alınan besinleri hidroliz etmek lizozom organelinin görevidir. Fotosentez ile glikoz sentezleme kloroplast organelinin görevidir. İyipliklerini üretmek sentrozom ya da diğer ismiyle sentriol organelinin görevidir. Hücresel solunum ile ATP üretmek mitokondrinin görevidir. Ama karbonhidrat, yağ ve proteinleri hücre içinde taşımaksa endoplazmik retikulumun görevidir. Bu yüzden de cevabımız E'dir. 5. Lipitler görev ve yapılarına göre çeşitlenir. Yukarıda 3 farklı lipit molekülü verilmiş. Bunlar nötral yağ, steroid ve fosfolipit. Buna göre bir hayvandan verilen lipitlerden hangileri yapıcı onarıcı olarak kullanılabilir? Nötral yağ enerji vericidir, yapıcı onarıcı değildir. Steroidler hem düzenleyici hem de yapıcı onarıcıdır. Örneğin bir hayvanda hücre zarının yapısına katılabilirler. Fosfolipitler direkt hücre zarının yapısına katılırlar. Bu durumda yapıcı onarıcı olanlar D şıkkı 2 ve 3 olmuş oldu. 6. Vejetatif üreme yapan bir bitkide üreme sırasında olaylardan hangilerinin görülmesi beklenir? Vejetatif üreme temelinde mitoz bulunan bir üremedir. Zaten bir eşeysiz üremedir ve mitoz bölünme yapılır. Mayoz bölünme bu sırada görülmez. Vejetatif üremede oluşan hücreler değişikliğe uğrar. Yani farklılaşarak başka bir hücreye dönüşebilir. Dolayısıyla hücre farklılaşması da görülecektir. Ve cevabımız da C olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle 10. deneme sınavını da tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.